Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya Avrupa Adalet Divanı'nın baskısına yanıt verdi. Aile birleşimi başvuruları daha hızlı işleme alınacak. Yetkililere gençlerden gelen vize başvurularını daha hızlı işleme almaları talimatı verildi. Almanya'da hükümet Avrupa Adalet Divanı'nın Aile birleşimine ilişkin aldığı kararlar sonucu uzun süredir dil testi nedeniyle eleştirilen aile birleşiminde yaşanan gecikmelere ve engellemelere son verecek. Dışişleri Bakanlığı Eylül ayı başında yurt dışı temsilciliklerine şimdiye kadar askıya alınmış olan ebeveynlerin yeniden birleşmesine yönelik başvuruların mümkün olduğunca öncelikli olarak işleme alınması talimatını verdi. Avrupa Adalet Divanı Ağustos ayı başında Alman makamlarının aile birleşimine ilişkin uygulamalarını hukuka aykırı bularak eleştirmişti. Buna göre belirli koşullar altında reşit olmayan refakatsiz mülteciler prosedür süresince reşit yaşa ulaşmış olsalar bile ailelerini Almanya'ya getirmelerine izin verilmeli. Aynı durum reşit olan ve Almanya'da mülteci olarak tanınan ebeveynlerinin yanına gelmek isteyen çocuklar ya da gençler için de geçerli olacak. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Ukrayna'ya destek kararı almasıyla gaz sıkıntısı baş gösterdi. Yaklaşık iki hafta önce uzman komisyonu gaz müşterilerini rahatlatmak için hazırladığı önerileri Alman hükümetine sunmuştu. Hükümet, savaşın faturası olarak ortaya çıkan yüksek gaz faturalarında gaz müşterileri için acil yardım programı başlatma kararı aldı. Buna göre gaz müşterileri Aralık ayı için taksit ödemelerinden muaf tutulacak acil yardım 2022'de artan enerji faturalarını telafi etmeyi ve önümüzdeki ilkbaharda planlanan gaz fiyatı frenine kadar geçen sürede köprü olmayı amaçlıyor. Hükümet kaynaklarına göre yardımın finansmanı yeni oluşturulan ekonomik istikrar fonundan karşılanacak. Federal hükümet 200 milyar oraya varan bu yardım şemsiyesiyle tüketicilerin ve şirketlerin yüksek enerji fiyatlarını hafifletmeyi hedefliyor. Böylece savaş politikasına destek sağlanmış olacak. Acil yardıma ilişkin yasat tasarısının 2 Kasım'da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Nüfusu giderek yaşlanan, yabancılara ve göçe karşı olan Almanya'da gelecekte ciddi personel sıkıntısı yaşanması bekleniyor çalışır durumdaki milyonlarca insanın önümüzdeki 14 yıl içinde emekli olmasıyla kalifiye eleman açığı içinden çıkılmaz bir hale gelecek. RBB 24 online kanalında yer alan habere göre istihdam araştırmaları ensü tahminlerine göre Almanya'da iş gücü potansiyeli 2020-2035 yılları arasında muhtemelen 7 milyon 200 bin azalacak. Bu da iş gücü piyasasında yüzde on fazla bir düşüş anlamına geliyor. Son 50 yıldır Almanya'da ölen insan sayısının doğan insan sayısından daha fazla olduğuna dikkat çekilen haberde uzmanların bu açığı kapatmak için önerilerine de yer verildi. Federal İmar, Kentsel İşler ve Mekansal Gelişim Araştırma Enstitüsü Başkanı Eltges, Almanya nüfus rakamlarını aşağı yukarı sabit tutmak istiyorsa bu ancak dışarıdan göç alarak sağlanabilir, dedi. Eltges, kalifi işçi açığını çözmeye yönelik temel yaklaşımın göç olduğunu ifade etti. İş piyasası ve meslek araştırmaları enstitüsünden Holger Seibert ise RBB'ye yaptığı açıklamada Almanya'nın yılda 400 bin kişilik net göçe ihtiyacı var dedi. Seibert ancak o zaman toplam istihdamın korunabileceğini ve az doğum kaynaklı boşluğun doldurulabileceğini söyledi. Ancak bunun başarılı olup olmayacağı oldukça şaibeli. Çünkü bakım sektöründe olduğu gibi göçmenlerin Bugüne kadar geldikleri ülkeler de şimdi Almanya'dakine benzer demografik zorluklarla mücadele ediyor. Uzmanlara artık kendi ülkelerinde ihtiyaç duyuluyor. Yüksek nitelikli insanları çekebilme mücadelesinde Almanya zaten diğer zengin ülkelerle rekabet halinde. İnsanların Almanya'da işçi olarak kalıcı bir yer edinebilmesi için yerleşmesi, dil öğrenmesi buradaki yaşamı öğrenmesi gerekiyor. Bir de ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmesi gerekiyor. Haberde Almanya'ya gelecek kalifiye göçü caydıran engellere de dikkat çekildi. Entegrasyon sorununun yanı sıra başka yerlerde de bir gelecek hayal edebilen birçok kişiyi caydıran bir engel var. Alman iş gücü piyasasının sadece diploma ve sertifikalara odaklandığı vurgulandı. Göçmenlerin diplomalarının ise Almanya'da tanınmasının genellikle zor olduğu ifade edildi. Bu noktada adım atılması gerektiğini ifade eden Holga Zaybert, işte tam da bu noktada bir şeyler yapılabilir. İşverenler için hangi sertifikaların Alman yeterlilikleriyle karşılaştırılabilir olduğu ve nasıl karşılaştırılacağı daha açık hale getirilmeli dedi. Almanya'da tüketici güven endeksinin enflasyondaki yükselişe karşın Kasım ayı için 0,9 puan artarak eksi 41,9'a yükseldiği açıklandı. Ancak GFK araştırmacısı Bürkel konuya ilişkin değerlendirmesinde tüketici güveninde bir trend değişiminden bahsetmek için kesinlikle çok erken olduğunu belirtti. Almanya'da tüketici duyarlılığı için durumun hala çok gergin olduğuna dikkat çeken Böckel, Almanya'da enflasyon son zamanlarda yüzde 10'a yükseldi. Enerji kaynaklarının istikrarına ilişkin endişeler artarak devam ediyor dedi. Patlayan enerji ve gıda fiyatları özel hane gelirlerinin satın alma gücünü düşürüyor ve kalıcı karamsarlığa sebep oluyor. Öte yandan Almanya Moskova'nın kuzey akım bir doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararını tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor. Ekonomistlere göre enerjideki yüksek fiyatlar tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor. Tüketicilerin yarısından fazlası tüketimi sınırlandırıyor. GFK uzmanı Brükel'e göre enerji fiyatlarındaki keskin artış göz önüne alındığında hanelerin gelecekte ısınmaya önemli ölçüde daha fazla para harcamak zorunda kalacaklarını varsaymaları gerekiyor. Dolayısıyla diğer harcamalar için para kalmadığından tüketim eğilimi önümüzdeki aylarda düşük olacak. Doğuş'un Şparkas'ın ve Ciro Ferband tarafından yapılan ankete göre tüketicilerin %57'si son 12 ayda tüketimlerini azalttı. Bu bir önceki yıla göre %15'lik bir artış anlamına geliyor. Tüketme isteği bu nedenle 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Değerli icraador Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey günçü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.